Bezelye kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş yeni bir video ile karşınızdayım bugün Taktik savaşları 9.16 B yama notlarını inceleyeceğiz sizinle birlikte Diğer B yamaları gibi burada küçük bir yama olacağından da bahsetmişler Şimdi hemen hızlıca geçiyorum dövüşçülere gelen bir nörfümüz var Dövüşçülerin canı 300'den 250'ye ilk levellerde 600'den 500'e ve 1000'den 900'e kadar düşürülmüş Gerekli bir nörf abi dövüşçüler güçlüydü Hala güçlü bence bundan sonra ama Gelmesi gerekiyordu bence nerfün onun dışında şampiyon zayıflatmaları gelmiş. Yani şampiyonların nerf gelmiş bazı. Ve genel olarak çok gold isteyen şampiyonların alayı nerflenmiş gibi. Ee, Draven 700 candan 650 canına saldırı gücü 75'ten 70'e düşmüş. Yani eyvallah Draven güçlüydü. Gerekli miydi? Yani gerekli olabilirdi. Sanırım ben Draven'ı birazcık sevdiğimden bu nerf'e birazcık üzüldüm ama gerekli gerekliydi aslında bakarsanız bence. Jinx çok sağlam nerf almış. Bayağı nerf almış. Aşırı nörf almış. Aman Allah'ım nörf almış yani. Bu nasıl bir nörftür ya? 75'ten 6'ya, 1'den 08'e, 125'ten de 1'e düşmüş. Sağlam bir nörf'üymüş yani Jinx. Ama aslına bakarsanız bu da gerekliydi. Çünkü baya e, bayağı OP'ydi Jinx. Yani bu gerekli iyi oldu bence. Bir dengeleme değişikliği tarzında olmuş zaten bu nörf. Şey bu güncelleme. Onun dışında Kyle'ın Kalkan süresi ilk levelde aynı, ikinci level ve üçüncü levelde nerf yemiş. Şimdi üçüncü level bizi pek bağlamıyor. Üçüncü level Kyle oyunda görmüyoruz zaten. Ama iki level Kyle'da sağlam bir nerf yemiş yani. Ama mantıklıydı ya. O kadar da aşırı sıkıntı olacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Kyle zaten o kadar da yavaş ülke açan bir hero değil. Gerekliydi. Bir önceki güncellemede Kyle'ın saldırı hızı 1.1'den 1'e düşürülmüştü. Mantıklıydı yani bu. Onun dışında Lucian 1 e, level ve 2 levelde nerf'iymiş ama 3 levelde hala aynı yetenek hasarına sahip. E, Lucian zaten üç level görebilme görmeye alışkın olduğumuz bir şampiyon, görebildiğimiz bir şampiyon. Dolayısıyla ben burada pek bir sıkıntı görmüyorum. E, böyle bir nerf gerekliydi. Lucian beyazık OP'ydi ama e, slashörleri biraz darbe vurmamışlar mı ya? Hem Lucian hem Jinx nerf'lenmiş. Onun dışında Vi e, şöyle bir nerf almış. Yine ilk ultisini aynı zamanda açacak. Yani 50'ye 125'ken 75'e 150 olarak değiştirmişler. Yani ilk ultisi için yine 75 mana gerekiyor ama ikinci ultisini açmak için artık 125 yerine 150 mana gerekiyor. Yani daha zor ulti açacak artık. Ee, ben eskiden Shojin Moraline yapıyordum. Ee, Shojin Moraline bayağı iş yapıyordu aslında bakarsanız. Çünkü geçerken vurduğu herkesi Moraline etkisiyle yakıyordu vay. Evet. Şun, şununla birlikte şu güncelleme birlikte birazcık daha yavaş ulti atacak ama aslında bakarsanız Shoujin birazcık daha fazla mana sağlayacak demek oluyor bu. Bilmiyorum bence eee gerek var mıydı ya? Gerçi bu mana istemesine rağmen çok fazla hızlı bir şekilde vay ulti açıyordu. Onun dışında gelen bufflara birazcık daha hayır değinelim. Aatrox'un yetenek hasarı arttırılmış. Bunlar eee sadece birinci levelde arttırılmış, üçüncü levelde nerflenmiş. Yani bu güçlendirme mi sizce de? Bilemiyorum. Bir level Atrox oyunda hiç kullanmıyoruz ki neredeyse. Direkt 2 level yapabiliyoruz yani. Atrox 3 golduk bir unit. Bazen 3 level de yapabiliyoruz. 2 level değinmemişler. Direkt geçtirmemişler ama. 3 level bazen yapıyoruz ve 3 leveldekini nerflemek ne kadar mantıklıydı. Hadi eğer mantıklıysa bunu neden şampiyon güçlendirmelerine koydunuz ben anlamadım açıkçası. Aatrox'un kullanımı azalmıştı. Bence bununla birlikte artmayacak. Aatrox genel olarak 2 levelde kullanılıyor. 2 level hasarını birazcık arttırmaları gerekiyordu. Kullanımının arttırmasını istiyorlarsa. Eğer. Enivya'nın canı 650'den 700'e çıkmış. Bence Enivya gayet güçlü bir şampiyondu. Hatta bir videoda Enivya ile bayağı taşımıştım takımı. Hangi videoda hatırlamıyorum ama. Enivya'ya böyle bir buff getirmek. Yani az kullanılıyordu biraz. Ne kadar güçlü de bir şampiyon olsa. Elementalistlere gelen nerf'ten sonra. Ee, birazcık az kullanılmaya başlamıştı Nvidia'dan. Bu belki birazcık mantıklı olabilir. Nar dönüştüğünde kazandığı ilave saldırı gücü çok güzel bir buff. Çok güzel bir buff. Nar'ı tekrar sahalarda görmeye başlayacağız demek oluyor bu. Genelde 2 level nar görüyoruz ve 60 yerine 100 saldırı hasarı kazanacak mükemmel abi. 10 numara buff. 10 numara buff. Bu arada abi misfortune Allah yapmaya çalışıyorlar galiba. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Bak Yetenek hasarı 800'den 900'e. 1250, iki level de 1250'den 1300'e falan filan arttırmışlar. Bir önceki güncellemeden mana istediği mana azaldı. Ondan öncekinde yine istediği mana azaldı. Buff alıyor yetenek hasarı artıyor. Ben anlamadım. Bu Miss Fortune, ne yapmak istiyorlar yani. Çok güçlü bence şu anda Miss Fortune. İki serap bir morellon yapın. Miss Fortune yok ediyor yani direkt. Yani sadece korumanız lazım. İyi bir şekilde koruyabilmeniz lazım. Çok çok OP bence hani. Bilmiyorum bu buff. Bence olmasa da olurmuş ya bu buff. Onun dışında Morgana çok güçlü bir şampiyonu Morgana biliyorsunuz. Morgana ve Kennen. İkisine birden çok sağlam bir nerf getirdiler. Ama zannedersem Morgana getirdikleri nerfin birazcık acımasız olduğunu düşünmüşler ki ufak bir buff almış Morgana. zırhı 20'den 30'a çıkarılmış ve yetenek hasarı birinci levelde 25 şey, birinci levelde 25 düşürülmüş. İkinci levelde 25 düşürülmüş. 3. levelde 25 yine düşürülmüş. Şimdi güzel kardeşim bunu neden şampiyon güçlendirmelerine koyuyorsun? Morgana'yı gene düşürmüşler ki. Bu bir nerf. Bu neden bafa koydunuz acaba? Sadece zırh buff almış burada. 10 zırh kazanmış ama çok fazla saldırı hasar Yetenek hasar kaybetmiş. Bilmiyorum bence. Ya 2 levelde sadece. Yo hepsinde düşmüş. Hepsinde 25 yer e düşmüş yani. Bilemedim. Bence bu bir, bir tık nerf olmuş bence. Bence Morgana baf almalıydı. Sadece baf almalıydı. Şunlara hiç dokunmadan sadece zırhın atlasalar daha iyiydi. Morgana çünkü yavaş yavaş metadan düşmeye başladı. Kullanılmayan bir şampiyon olmaya başladı. Abi bu ne? Bu ne? Riot Games, Rito. Ne yapmaya çalışıyorsunuz kardeşim? Bu ne ya? Ya. Shen <laughs> zaten oldukça güçlü bir şampiyon abi. Yani bir önceki güncellemede. Herkes Shen alıyordu ya. Hani kompu ile alakası olsun olmasın. Herkes Shen alıp kullanıyordu. Shen'e hiçbir nerf getirmeden direkt başka kartları bufflayarak Shen'in kullanımını azaltmaya çalıştılar. Ve şimdi Shen'e yine buff gelmiş. Ne, ne düşünüyorsunuz? Gram anlamıyorum cidden ya. Gram anlamıyorum. Bir de Allah aşkına artık şu Luden muhabbetini çözün abi. Şimdi Luden'in hasarı 200'den 180'e düşmüş. Lan Luden'i bir düşürüyorsunuz bir arttırıyorsunuz. 125'e 150'ye düştü tekrar 200'e çıktı. Şimdi 180 ben anlamadım. Amaç ne? Yok yani ben, ben o kısım gitti abi. Şunu dene bir karar verin ne yapmak istiyorsunuz hani. Ben artık oyunda buglandığını düşünmeye başlamıştım o kadar fazla çık yaptık yani. 125'e düştü 200'e çıktı falan filan. Şunu dene bir karar verin artık. Cidden. Giderilen hatalar. iki tane de hata e, gitmiş. Aynı rakiplere eskisi kadar sık karşılaşmamanız için oyun içi eşleştirme sisteminde ek ayarları gidildi. Şimdi bunu bir önceki güncellemede de söylemişlerdi. Herhalde e, yeterli olmamış yaptıkları e, düzenlemeler güncelleme. zannedersem bir kere daha de, değinmişler bu olaya ve a, artık muhtemelen hiç hiç karşılaşmaya baş başlay karşılaşmamaya başlayacağız. E, aynı rakipler ardı ardına tekrar tekrar karşılaşmayacağız. Onun dışında Hextech özelliği artık iyon kıvılcımını tur boyunca dışarı... Ha, bu burada bir hata varmış cidden. Normalde biliyorsunuz Hextech özelliği e, bütün itemları 8 saniye boyunca o tur en azından o rant boyunca 8 saniye Süreyle e, deaktif ediyordu yani kullanılmaz hale getiriyordu pasif hale getiriyordu devre dışı bırakıyordu burada da yazmış e, ama zannedersem ion kıvılcımıyla bir, bir tık sıkıntısı olmuş ion kıvılcımını bu olayını düzeltmişler gibi duruyor yani tur boyunca direkt hiç kullanılmıyormuş ion kıvılcımı artık sadece 8 saniyeye kadar düşürülmüş mantıklı güzel bu hataları değinmelerine sevindim. Benim hoşuma gitmeyenler neler oldu? Şurada Morgan oldu. Gereksiz bir nerf. Bence nerf bu bu arada. Hani onzur zırh ama eyvallah da bu ne? Bence nerf. MF'ye gelen buff gereksiz. Onun dışında nar'ı çok beğendim. Şere gelen buff saçma. Aatrox'a ne yaptıklarını bence kendileri de bilmiyor. Enivia güzel olmuş. Vay. Ee, meh hızlı ult açıyordu. Mantıklı olabilir. Lucian mantıklı. Kyle mantıklı. Jinx çok mantıklı. Draven her ne kadar üzülsem de mantıklı. Dövüşü de mantıklı. Yani benim burada e, Morgana, Shen ve MF'ye gelenleri anlamadım. Onun dışında her şey güzel görünüyor bence arkadaşlar. E, bu videodan bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup zilleri açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.